Veletsen veletliğini bileceksin oğlum. Merhaba arkadaşlar, Gamer'de bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Yine uzun süredir kurban tarafını oynamadığım için bir hatırlayalım istedim. Bu kez 1-2 tane farklı perk kullanacağım. İlk perk'üm üstesinden gel. Yaralandığımız zaman bir hareket hız bonusu kazanıyoruz biliyorsunuz ki. İşte bu hız bonusu 2 saniye daha fazla sürüyor. Böylece yaralandığım zaman çok daha uzaklara kaçabiliyorum. İkinci perk'ümüz direnç. Bir önceki kurban videosunda çok işime yaramıştı. Sadece yaralıyken çalışıyor bu perk. Ve yaralıyken tamir etme, sabotaj, iyileştirme, kancadan kurtarma, atlama, totem temizleme veya kutsama, çıkış kapılarını açma ve sandık açma eylemleri için %9 ilave hız veriyor bize. O %9'luk kısım gerçekten bazen hayat kurtarıyor. Çünkü bir pencereden daha hızlı atlamamıza yarıyor. Üçüncü perk'üm kayıtlara geçmesin. Kancadan alındığımızda ya da kendimiz kaçtığımızda 80 saniye boyunca bu perk aktif oluyor. Bu 80 saniyelik süre boyunca katil herhangi bir aura gösteren perk kullanıyorsa bizi göremiyor. Yaralıyken çıkardığımız sesler %100 oranında azalıyor. Ve bu 80 saniye boyunca dayanıklılık durum efekti kazanıyoruz. Yani biz yaralıyken katil bize vursa bile yere düşmüyoruz. Derin yara efektine geçiyoruz. Son perk'ümde fırsat penceresi, 32 metre yakınımızdaki paletlerin, yıkılabilir duvarların ve atlama noktalarının haresini görüyoruz. Diğer kurbanların hangi paleti harcayıp harcamadığını bilmediğimiz için bu perk sayesinde paletlerin yerini görüp ona göre kendimizi spotlara atabiliyoruz. Gençler, bu arada 4 Ekim'e kadar yeni bir seriye başlamayacağım, haberiniz olsun. Yani yeni bir seriye başlamayacağım derken 4 Ekim'e kadar sadece DBD atacağım, başka hiçbir oyun gelmeyecek demek değil. Sadece seri olarak başlamayacağım. Onlarca ekiple 4 Fast Gamer Phasmophobia atabiliriz. Ben hani böyle kısa korku oyunları çekiyorum ya, bağımsız yapımcılardan. O tarz videolar atabilirim falan. Ama seri olarak herhangi bir şeye başlamayacağım. 4 Ekim'de de Until Dawn'a başlayacağız. Bilgisayara çıkıyor. Yani bilmeyen varsa eğer, bu tarz seçimli oyunların babası diyebiliriz Until Dawn için. Detroit falan da bu kategoriye girebilir. Oğlum ne oluyor? Hilbayli Bey. Ya o mu varmış? Gerçi yani onu mu buldum ya? Neyse arkadaşlar, hızlı bir şekilde uzaklaştım diye düşünüyorum. Şöyle hızlı bir şekilde de atlayayım şuradan. Aa, fena sıçtım oğlum. O da sattı. O da sattı. Allah'ım şükürler olsun. Sıçmığıma sıçmıkla karşılık veren bir katil. Çok kötü oynadım ya, var ya, rezil rezil rüsva oynadım ya. Neyse, biraz daha zaman kazanmaya çalışalım arkadaşlar. Şu an devirmemi istiyor paletin içinden geçebildiği için. Oo, çok güzel, çok güzel, çok güzel. İğrenç oynamıştım ya, var ya, iğrenç oynadım. Neyse ki toparladık arkadaşlar. Lan hala bana geliyor. What the fuck bro? Beni istiyorsun demek, seni sürtük. Gel bakalım, alabiliyor musun? Gel. Gel 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 gel. Ne oldu, gittin? Mikael'le oynuyorum arkadaşlar. Birçoğunuzun gözü yaşlıdır büyük ihtimal. Karşıma geldiği zaman çok tilt olurum. Özellikle ilk geldiği dönemler aşırı tilt oluyordum. Lütuf totemi açıp duruyordu yani. O lütuf totemi de ilk zamanlar var ya hani, öyle bir şey olamaz ya. Ananı avradın, sen de mi buraya geldin? Ve muzul var mı? Var. Bize girdi galiba. Sattım ya. Sattım. Vallahi sattım. Orası çok uzundu ya, palete yetişemeyecektim büyük ihtimal. Dedim yana gireyim. Olmadı. Ama ilk chase'lerimde ölmediysem sonradan böyle satışlarım meşhurdur. Beni alır mısınız? Filbili, seni şu sedyeyle kaldırırım bak. Vallahi billahi götürürüm. Jene oturursam kayıtlara geçmesinin bitecek ya. Frankston'dan sonra bir boşluğa düştüm ya. Hani böyle bir diziye bağlı kalırsınız. Uzun süre izlersiniz ya, böyle hani yüksek sezonludur falan. O bitince bir boşluğa düşersiniz. Bu arada gençler, size bir film önereceğim. Yakın zamanda çıkmış bir film. Adı Trap. Split'in yönetmeninin filmi. Böyle film neredeyse hiç vahşet yok diyebilirim. Yani hani böyle kanlı sahne, çok fazla ölüm falan beklemeyin. Bir dakika arkadaşlar, anlatacağım. Şunu bir devirelim. Ama böyle nasıl desem, konu olarak falan çok yaratıcı, sürükleyici, böyle merak uyandırıcı bir film. Akıyor gidiyor yani. Bir izlemenizi tavsiye ederim. Buraya zaten filmin fotoğrafını falan koyarım. Ih. Devirelim arkadaşlar. Burada neler yaparız? Bir bok yapamayız gibime geldi. Tamam, dojladık da sattım. Çok kötü bir yere geldim. Çok 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 kötü bir yere geldim. Açma o testereyi. Tamam, o da sattı.
arkadaşlar. Çok heyecanlı. Geliyorsun hala ya Ganze. Ne yapıyor oğlum bu? Nereye gitti lan? Hilbili senin şu sedyeye yatırma fikri hala geçerli. Ana İbo ne yapıyorsun lan? Anladınız mı arkadaşlar? Çöp gördüm yani. Arkadaşlar yaptığım espriyi bana açıklattırmayın. Anlayın kendiniz ya. Adama gel gel yaptım. Nasıl? 1000 aura. Geleceğim mi öyle? Daha bu palette duruyor ki. Ah lan Hilbili. Anla kim hep geldi. Yine beni bozulatıyor oraya. Bir tık satıldı, bir tık satıldı. Stun atarım belki dedim. Neyse üstesinden gel perk sayesinde kendimizi güzel bir spota attık. Chase'in devamlılığını sağlayamıyor katil bu perk sayesinde. Yani o kadar uzağa kaçıyorsun ki tamam diyor sen git ben başkasını bulurum. Ya da bayağı bir zaman kazanmış oluyorsun her türlü yani. Oğlum evde kimse yok, solda pingim çıktı ya. Kediler Tom ve Jerry mi açtı, onu mu izliyor, ne oldu yani, hani nasıl pingim çıkabilir ya evde kimse yokken. Arkadaşlar bakın ben bu fırsat penceresi perkünü niye çok fazla kullanıyorum biliyor musunuz? Olay spotları bilmemem değil. Ben bütün haritaları ezbere biliyorum. Yıllardır bu oyunu oynuyorum. Nerede palet var, nerede pencere var biliyorum. Ama bak şimdi. Şurada normalde palet var sanırım, tamam mı? Uzaktan diyelim ki buraya koşuyorum, görmüyorum. Bu paletin olmadığını gördüğüm an sıçtım, öldüm. Ama bu perk sayesinde buradaki paletin kırıldığını gördüğüm için kendimi şu palete ya da ne bileyim başka bir yere atabiliyorum. Yani bu perk'ü kullanma amacım bu. Bu perk'ü en başta spotları ezberlemek için kullanabilirsiniz. Hani oyunda yeniyseniz ya da orta seviyeyseniz. Benim gibi spotların yerlerini falan biliyorsanız da yine kullanabilirsiniz. Bu anlattığım şekilde bir işlevi oluyor çünkü. Ana avradını. Yokuz ki. Evde yokuz. Şşş. Hilbaili. Şunu da devir. Şu an gen olarak o kadar öndeyiz ki arkadaşlar hani. Oğlum şu feleğim şaştı lan. Allah belanı versin, hangi palete geldim, şuna bak. İşte üstesinden gel perk'ü bu yüzden iyi arkadaşlar. Bak ta nereye kaçtım anasını satayım. Adam öyle bir hit attı ki yani anlık olarak panik atak, Parkinson, romatizma gibi şeyler yaşadım. Bir ara tansiyonum çıktı, geri indi, onu tam siz görmediniz de. Kral ne yapıyorsun ya? Bayağı dudağıma yapıştı yani arkadaşlar az önce. Şükrü sessiz ol. Şükrü sus dedim bak he. Uzak camp geliyor okey. Tamam bekle. Bir planım var arkadaşlar. Kancadakinin salmaması yeterli benim için. Şu can biraz daha ilerlesin. Adamın maçı kitlemesini engelleyeceğim. Can biraz daha ilerlesin. Tamam öldüm ama yapacak bir şey yok. Okey amacıma ulaştım. Böylece Jen'i de tekrardan koruyamayacak adam. Jen'i bitirmiş oldular. O yüzden bekledim yani. Tamam şimdi en fazla bir kill alabilir diye düşünüyorum eğer satmazsak. Abi bizim adam Jen'i bitirmedi. Noe'de olabilir diye mi bitirmedi acaba? Şu an beni aldınız aldınız, alamadınız daha da alamazsınız. Lan gelişe bak lan. İyisin iyisin iyisin. Bottas gibi geldi anasını satayım. Galiba öldük. Bu hikayede yanan biz olduk arkadaşlar. Yani skill checkler o kadar küçülüyor ki artık. Decisive atıyor gibiyim ya. Şuna bak. Evet decisive attım. Kurtulmadım. Enti. Tamam ben böyle olacağını biliyordum zaten. Bu yola bilerek girdim yani. Sed edit yedim ya. Resmen yani satıldım. Sed edit yedim ya. Arkadaşlar olur da bana sed edit yapacaksanız arkaya lütfen semicen koymazsanız çok sevinirim. Bak. Oyunda yıllardır eleştirdiğim şey. Şuna bak. Tamam bir şey demiyorum ama. Pig geldi bu arada. Şunu eleştirecektim. Jen'in dibinde iki kişi doğduk ya. İki kişi. Adam buraya gelmemiş olsa, yozu falan olmamış olsa otursak Jen'e belki de bitecek, anladın mı? Dönünü döndüm, dönünü döndüm, dönünü döndüm. Ne uğraşacağım arkadaşlar palet saklamakla, baksana hayvanlar arkada nasıl can yapıyorlar. Ben bu spota da yetiştik. Hır yapacağım reis. Minik bir respectinho geldi. Okey. Sanki birazcık tatlı kela gibi. Bak şu an adam hata yapıyor aslında. Yani bir yandan da iyi yapıyor aslında, spotları alıyor da. Çok kafaya taktı sanki. Ne dediniz o işe? Ve yanlış taraflardan kovalıyor yani. Bu beklenmedik bir hamleydi arkadaşlar. Abort. Vurur büyük ihtimal. Tam hasarı aldık. Şimdi ekstra boost kazandığımız için kendimize daha safe bir spot atıyoruz. Adam şu an diyor ki lan bu hile mi amni? Zortingen Strauske. Güzel. Fake atmış. Yemedik fake'ini. Hır yapınca kaçacaksın. Hır yapınca kaçacaksın. Lan oğlum kime bu? Allah belamı. Maganda kurşununa gitti.
gitti adam anasını satayım. Ya oğlum ne güzel döndürüyorum. Gitsene zencenini yap ya. Maçı kaybetti bu arada adam şu an. Yani bizimkilerin ikişer tane kolu varsa her birisinin. Adamın bu maçı alma ihtimali kalmadı. Bir de üstüne reslendim. Geçmiş olsun. Maçın başında birini bu kadar uzunca kovalamak çok 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 mantıksız arkadaşlar bence. Direkt jam farmlıyorlar çünkü arkada kurbanlar. Hele bir de o kurbanı düşüremediyseniz iyice geçmiş olsun yani. Bu arada katil build'imde galiba şey alacağım ya. Ölümcül takip miydi Türkçesi tam unuttum da. Maç başı böyle 7 saniye kurbanların yerini gösteriyor ya. Yorumlarda da birkaç kişi yazmış. Teşekkür ederim öneriniz için. O maç başı 7 saniye kurbanların yerini gösteren perk artı yoz müdahale alıp hani... Lan ne oluyor? Hani maç başı kurbanların jenini kitleyip artı yerlerini görüp çok hızlı bir iki tane hook alabilirim diye düşünüyorum. Yani şu anki metada yapılabilecek en iyi build kombolarından birisi olabilir. Hani tam şu an her ne kadar çok sinir bozucu olsa da bir Genrush metası var. Hani kurbanlar bir şekilde build yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, sağlam Genrush atıyorlar. Bunu ağlamak bir şey değiştiriyor mu? Tabii ki hayır. Onun yerine biz de counter şeyler denemeye çalışacağız. Oyundan keyif almaya çalışacağız. Bundan sonraki killer videolarımı o şekilde çekmeye çalışacağım. Yeter artık oğlum ya. Bir şey anlatıyoruz şurada. Jeneratörüm lanetlenip duruyor ya. Ne yapıyorsun lan? Bloklayayım mı seni? Öldüreyim mi seni? Hop. Bomboş bir hit aldım mesela şu an. Kral selam. Seni tuzakta aktif edilmiş. Gel bakayım otur şuraya. Heal mi istiyorsun? Ne istiyorsun? Bu arada ben şu kadar zaman kaybetsem şu an var ya. 4 jam bittiydi. Kalan 3 jeni de hepsini %70'e getirmişlerdi. Zınk. Kankası yanlış taraftan kovalıyorum ben. Hem de bayağı yanlış. Okey. Volt'un genç Trafsk'e geldi. İki spotu birleştiren purpa yapıyoruz. Aa düştüm lan. Hop. Kötü oynadık. Niye can yapılmıyor şu an? Tuzağım daha çalışmıyor. Biraz ilerlet falan. Bak şu an şu pig ben olacağım. İlk chase'imde bu kadar zaman kaybedeceğim. İlk hukumu 2 can bittikten sonra alacağım. Şu an 13 can falan bitmişti. Üstüne kurbanlar yüksek lisans, doktora falan yapmıştı. Yani öyle bir durum hani. Bir kere deneyeceğim. Çıkmazsa cene devam edeceğim. İşte bu kadar. Bu beni son görüşünüz arkadaşlar. Ben bunu tekte çıkardıysam ölüm yakındır. Ama şöyle bir mantığı var. 4 kurban maksimum 12 kere mi ne deniyordu? Şu an beni kovalaması lazım. Şu an pigi üstümüze çekmemiz lazım arkadaşlar. Onanı satayım ağzıma çıktı. Bir şey diyeceğim. Bu spotta mecbur kalacağım. Mecbur kalacağım bu spotta. Şunu bir devir. Okey gelmeye devam ediyor. Devam devam devam. Senin... Ya oğlum bak. Benim chase'im bana karışma ya. Yanlış mıyım arkadaşlar? İşte bu yüzden adamı kendime çektim maçı sattırmak için de galiba bizim adamı da satmış olduk. Ama kalp atışı varken keşke onu denemeseydin ya. Süresi mi azdı bilmiyorum ama yine beni kovalaması lazım. Oğlum şu volt işini iyi yapıyor adam. Volt işini harbiden iyi yapıyor. NT. Volt işini iyi yapıyor bak. Harbiden beklemediğim bir anda atıyor yani. Biraz daha zaman kazandırabilirdik. Aa sabotaj geldi. Helal lan benim maçlarımda da sabotaj yapan birisi. Ama işe yaramadı. Bu maç Jhin hızından gitti ya. Direkt Jhin hızından gitti yani. Ya ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani olay loopta falan değil gerçekten. Ben şu kendi attığım loop'u killer oynarken yiyeyim. 3 jam falan aynı anda biter. Abartmıyorum yani. Bazen şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Hani tam siz de haklısınız. Çok fazla şikayet dinlemek değil de genelde eğlenme üzerine geliyorsunuz video olarak. Haklısınız kabul ediyorum. Ama gerçekten oynamadan bilemezsiniz ya. Hani nasıl desem içerik çıkarmaya çalışmadan bilemezsiniz diyeyim daha doğru olur. Çünkü şöyle düşünün. Siz bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama sabote ediliyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani çünkü atıyorum ben katil oynarken katilin özelliğini göstereyim hani. Bir iki tane özellik atayım. Güzel bir maç geçsin. Yemin ediyorum 4 tane escape vereyim hiç önemli değil. Ama hani biraz oynayayım. Biraz kovalamaca yapayım. 3 dakika içerisinde bütün canlar bitiyor yani anladın mı? Benim sinirlendiğim şey bu. Yoksa kurbanların görevi tabii ki jeneratör yapmak. Yani ben adamlara niye jeneratör yaptın diye kızamam. Sonuçta oyun böyle bir görev vermiş. Onlar da yapıyor.
yapıyor. Adam ne desin yani jen bittikten sonra? İyi bunu yapmayayım mı desin? Benim sinirlendiğim şey aslında biraz da oyunun mantığı. Hani çok hızlı bitiyor jenler. Mesela bunun bir üst boyutu test server'da jen rush atanlar. Hani test server'da hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Bu arada ben yine öldüm arkada çaktırmadan konuşurken yine satıldım anasını satayım. Test server'da mesela yeni bir katil geliyor. Adı üstü test server. Olayı nedir? Killer oynayan kişi katili çözmeye çalışsın. Özelliklerine ona falan bir baksın. Kurbanlar da ona karşı nasıl oynayabilirler? Nasıl counter'ını geliştirebilirler? Bunu çözmeye çalışsınlar değil mi? Benim gözümde budur test server'ın mantığı. Ama adam test server'a bir giriyor. Katil umurunda değil. Kimmiş umurunda değil. Full saklanıyor, full jeneratör yapıyor falan. Ben aslında temel şeylere sinir oluyorum ama işte bazılarınız empati yapmak yerine sadece eleştiri yapıyor. Bak hem empati yapıp hem eleştiri yapsan kabulüm. Ama sadece eleştiri de çok mantıklı gelmiyor bana. Çünkü işin biraz arka planını falan düşünmüyorsunuz. Siz izliyorsunuz bir an diyor ki ulan bu adam niye sinirlendi? Ulan kurban jam bitiriyor bu adam niye sinirleniyor? Düz bakınca aslında siz haklı görünüyorsunuz. Çünkü adamların görevi jeneratör yapmak ve ben jeneratör yapan birisine sinirleniyorum. Haksızım yani değil mi? Ama işin arka planı da öyle olmuyor işte. Az önce anlattığım gibi ben içerik çıkarmaya çalışıyorum. Adam da görevini yapıyor aslında. Hani ikimiz de haklı haksız durumunda değiliz. Ama jeneratör sürelerimi çok kısa artık. Yoksa gelen jeneratör perklerimi çok güçlü bilmiyorum ama yüksek elo'larda oyun benim killer oynamama izin vermiyor. O yüzden bundan sonraki killer videolarında hiçbir şekilde kill amacım olmayacak. Ben yine normal oyunumu oynayacağım. Eğlenmeye çalışacağım. Sizlere eğlenceli içerikler çıkarmaya çalışacağım. Artık 4'te 4 yaparım. 4'te 0 yaparım. Orasını bilemem. En azından farklı farklı boyutlar da denemeye çalışacağım. Belki farklı şeyler göstermiş oluruz yani. Çünkü şu an inanılmaz bir genrush metası var. Bunu anlatma sebebim de şu. İbo mesela benden çok daha fazla katil oynuyor. Yani her gün 4 saat katil yayını falan açıyor. Ve her maç genrushlıyor. Böyle bir şey olamaz. Bakın gidin İbo'nun yayın tekrarını izleyin. Hata yapmıyor yani. 30 saniye chase atıyor adam. Arkada bir bakıyor 3 tane gen bitmiş. O sen yani o sen TR'deki en iyi katillerden benim gözümde. Belki 5 yıldır belki 6 yıldır bilmiyorum. Belki daha fazladır katil oynuyor adam. İzliyorum o senin videosunu. Genrushlıyor. Aynı benim ağladığım şeylere o da ağlıyor. Ya biraz beni günah keçisi ilan ediyormuşsunuz gibime geliyor bazıları. Hani böyle bir şey ağladım şikayet ettiğim zaman yoğun eleştiri geliyor. Yani canınız sağ olsun arkadaşlar ne diyeyim ama ben o an sinirliysem sinirimi gösteririm. Eğlenceliysem eğlencemi gösteririm. Rol yapamam yani üzgünüm. Oğlum şu pencereden bir atlasa var ya. Bu az önce anlattığımı da şey yüzünden anlattım bu arada arkadaşlar. Herkes üstüne alınmasın. Yorumlarda birkaç kişiyle hani böyle tartıştım demeyeyim de uzun uzun konuştuk. Bu konuyu masaya yatırdık diyelim. Genel böyle o kişilerle aynı düşünen varsa diye açıklamak istedim. Bazen çünkü sinirli agresif videolar geçiriyorum. Karşıma gelen kurbanlardan dolayı ya da maçların kötü geçmesinden dolayı falan ama hani bu bir kere ya da iki kere oluyor. Bir ya da iki kere olup hemen eleştirilmesi de benim biraz canımı sıkıyor. Hani bu bir süreç değil. Bir kere olan bir şey. Hani tolere edilebilmeli bence. Bu konuda tabii ki bana hak vermek zorunda değilsiniz. Ama ne bileyim hani 15 tane arka arkaya güzel eğlenceli video atıyorsam bir tanecik de böyle hani sinirli geçirdiğim, duygularımı yansıtabildiğim çünkü ben robot değilim. Bir şeye sinirlenebilirim, bir şeye üzülebilirim. Hani anladınız mı? Bu şekil şey yaşadığım bir videoda olabilir bence. Tolere etmek zorunda değilsiniz. Ama benim şahsi fikrim olarak edilebilmeli. Hani o videoyu beğenmezsin, o videodaki tavrım hoşuna gitmez. Bir sonrakini de sen çok beğenirsin, bir başkası beğenmez falan. Üzgünüm arkadaşlar ben pizza değilim, herkese aynı anda memnun edemem. Ki artık pizza bile edemiyor. Bir tane küçük boy pizza söyleyin 250 lira. Hadi memnun ol. Ol hadi. Gerçi size bir şey diyeyim mi? Yemin ediyorum bana artık hiçbir şey pahalı gelmiyor. Bir şey görüyorum canım çekiyor. Bakıyorum 400 lira. Tamam diyorum anasını. Hani giren girmiş zaten anladın mı? Kabullendim gibi ya artık bir şeyleri. Pahalı değil yani bir şeyler bence artık. O kadar alıştım ki. Bu arada Midwich değişmişti. Bak bu koridorları da göstereyim size. Buraya saçma sapan bir nesne koymuşlar. Kral şu yaptığın kahpelik öncelikle. Palete yetişebilir miyim dedim bilmiyorum ama hasar almam durumunda kesinlikle ölecektim arkadaşlar o spottan. O yüzden üstesinden gel perkünü kullanarak uzağa kaçmayı tercih ettim. Oğlum bu ne bir dolapları sürekli bana engel olsun falan diye mi koydunuz ya? Yürü yürü yürü. Ya oğlum gelişe bak. Gerçek The Pig gibi anasını satayım. Niye öyle oldu? Yani bak iki maçtır beni satıyorlar. İyi oynamama rağmen ölüyorum. Ağzımı açmadım. Adam camp yediği için alamadık ki ben yaralıydım. Yaralı olmasam trade'e girerdim. Hemen böyle bir trip. Hemen ben struggle'a geçtim. Oynamıyorum. Hocam kolay gelsin inşallah. Düğününüz varmış. Hır yapsa sıçtım mesela şu an. Kanka ne yapıyorsun? Sen bilirsin. Çok kötü sıkıştım. Saçma sapan bir satış geldi mesela şu an. Arkadaşlar yine kancada ölürsem bu sefer bozuşuruz. İki maçtır ağzımı açmadım. Bir kat daha olsa oradan bir kat daha gitse ya adam. İki delik böyle aşağı anasını satayım. Ananı s***. Oğlum kaldım burada. Aldım maç helal olsun adam. 3 gen rush yedi maç başı. Öyle bir jeneratördeyim ki hani böyle hangi taraftan gelirse gelsin büyük sıkıntı. Bu taraftan geldi. Vallahi helal olsun adam aldı maçı. Hayvan gibi gen rush yedi. Oradan volt atsaydı ya ben şok anasını satayım.
Deviremedim. Fake verdiğini anladım da devirmeye gidemedim. Ulan şu spot aslında inanılmaz güçlü de. Yani bu spotu counterlayabilecek nadir katillerden birisi The Peak. O da counterladı yani. O iki spotu birleştirdiğim zaman normalde aşırı güçlü bir spot yani. Bu maç olmadı. Bu maç kötü oynadık. Yani ben aslında şunu denedim. İlk iki maç iyi oynadım. Öldüm. Hani acaba kaçmam için kötü mü oynamam gerekiyor? Onu denedim. Yok. Kötü oynayınca da ölüyormuşum. Bu arada gençler okullar açıldığı için videoları öğlen 1-2 gibi yüklediğim zaman videonun ilk etkileşimleri düşebilir yani o an okulda olacağınız için falan. O yüzden videoları biraz daha akşam üstüne doğru atmayı planlıyorum. 4.30-6 arası o anki uygunluğuma göre video saatlerini güncelleyeceğim, haberiniz olsun. Chucky geldi lan. Chucky geldi de direkt de beni bulmasaydı iyi olurdu. Kral nereye gittim be? Şuradan kaçabilir miyim? Onu bu... Hah, çok iyisin lan sen. Süper oldu adam var ya, benden direkt çekti killer'ı. Bak o Eda'nın palet stun'ı sayesinde şahane geçtik burayı. Oğlum ne olur ağzını açma artık ya. Ya bir insan her ağzını açtığında bir şey mi olur ya? İkidir var ya, inanılmaz boş hit alıyorum ya. O kadar boş hit alıyorum ki. Neredesin lan? Lan minik piç. Ha yukarı çıkmış. Aha yerini görüyor. Onu yapamazsın ki. O çok zor ya. Bir yerden atladıktan sonra şeyi tutturmak inanılmaz zor. Neyi tutturmak arkadaşlar? Enti'ye. Güzel deneme Chucky. Çakala bak. Bir daha Volt. Ah lan oğlum, fena sattım. Allah, killer shack'te gitti. Harbiden fena sattık burayı. Güzel oynadı adam. Çok iyi oynuyordum. Son kısımda batırdım. Arkadaşlar bir killer shack paleti var diye o artık yok. Merhaba arkadaşlar. İkili mi? O nereye gitti lan? Ha, o aşağıya namaz kılmaya gitti herhalde. Bir tane ayın perkü var ya onun. Yo, geldi. Merdivendeyim ya bak, yıllayamıyor. Ben map'in diğer yarı sahasına gidiyorum. Bu ne lan? Ana! Lan bu ne? Ne oldu sana? Ana! Gel lan gel. O ne etrafından çıkanlar valla. Saldırır maldırır arkadaşlar. Çok şey yapmayalım yani. Tamam hayvan dostuyuz da o beni dost olarak görüyor mu acaba? O neydi? Yine etkinlik metkinlik bir şey mi geldi oyuna? Bana geliyor. Hem de özel harekat gibi geliyor. Şöyle grid atsam. Şöyle bir grid daha atsam. Şöyle patlatsak. O hoş olmadı tabi. Of. Yine boş beleş bir hit alıyorduk arkadaşlar. Beni de bozdu. Lan velet. Kaybol lan. Hala atlıyor bak arkamdan zıp zıp. Velet, sen veletliğini bileceksin oğlum. Nasıl arkadaşlar, iyi atar yaptın değil mi? Tamam, uzağa kaçabiliyoruz, uzağa kaçabiliyoruz. Kaybol, kaybol. Kaybol. Beni sinir etme, beni sinir etme. Oğlum çok iyi oyaladım da yine... Oo, çok iyi fake. Ak, burayı da o güzel oynadı. Ulan fena chestler atmıyoruz aslında da, şu gen hızını bir yapamadık ya. Bana mı diyor onu? Yemin ediyorum Usman Aga'nın baltasını alır gelirim bak. Ya... Şu an bir tane buton geliyor gibi ya bana, yanıma yani. Aa, çakala bak, geri dönüyor. Lan köpük. Kralım bir fake ya be. Ya fake dene daha doğrusu, fake. Çok açık alan ya. Açık alanda özelliğin dojlaması oyunun en zor şeylerinden birisi olabilir. Turkish Dwight ne oğlum? Lokum musun sen? Deniz, ne yaptın? Gençler, bu arada ben aslında bugün farklı bir içerik yapacaktım. Ama sanırım olmuyor yani. Denedim. Nasıl yapıldığını bilen ya da hani yapılıyor mu yapılmıyor mu net bir şekilde bilen varsa belirtebilirse çok sevinirim. Şöyle bir şey düşünmüştüm. Maçın hemen başında disconnect atıp benim yerime gelen botu izleyecektim. Spectate moduna geçip. Bir maç ben oynayıp bir maç botu izleyecektim. Böyle bota bodoslama build'i, taş atma build'i falan ilginç build'lar yaptıracaktım. Hani çünkü çok merak ediyorum botlar nasıl
nasıl oynuyor, mekanikleri nasıl, oyun tarzları nasıl falan. Çok eğlenceli bir video olabilirdi. Ama dün bir maç denedim. Maçın başında hemen disconnect attım. Spectate modu çıkmadı. Yani izleyici moduna geçemedim. Bu yapılabilen bir şey mi? Yapılıyorsa nasıl yapılıyor? Bilen varsa çok güzel bir video çıkarabilirim ama yapılmıyor galiba. Yine de bilen varsa yazabilirse çok sevinirim. No 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 senior. No 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 senior. Bütün canlara kustu şu an. Yani oturmamız lazım bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Sanırım yakın zamanda anti-heal build'de bir Legion yapmam lazım. Böyle sakat durum etkisini vereceğim. Kanlı kasabı vereceğim. İyileşemeyecekler falan. Bir tane de ecel korkusu attım mı araya? 4 kişi yaralıyken hadi bakayım bitirsinler canları. Bak Legion'ın bazı eklentileri perk gibi olduğu için Legion gerçekten çok güçlü bir katil. Mesela sakat durum etkisi veren bir tane eklentisi var. Özelliğinizle vurup derin yaradan çıkarsa adam 60 saniye boyunca sakat durum etkisine giriyor. Kanlı kasap alırsın. O eklentiyi alırsın. Nefes kesen çarpıntı alırsın. Ecel korkusu alırsın. Tamam mı? Böylece adamlar hem yaralı kalır. Ecel korkusu yüzünden jenleri yavaş yaparlar. Jen'i durdurma pahasına şöyle saçma bir hareket yaptım arkadaşlar. Jenleri yavaş yapacakları için chase'leri hızlı hızlı kazanma şansım olur. Chase'leri kazanıp kurbanları kancaya asıp nefes kesen çarpıntıyla jenleri yine yavaşlatırım. Hatta nefes kesen çarpıntı değil zalim kucaklama alırım. O çok daha iyi bir perk. Güzel, bu build'i bu hafta içi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Aslanım Dwight'ım be. Ne oyaladı var ya, bütün kanlı kusmunu bitirdi adamın. Dwight biraz daha. Biraz daha dayan. Ah lan enti. Bu Dwight bundan sonra Gamer'ın dibi ekibinin koruması altındadır arkadaşlar. Oo yine kanlı kusmuğa geçti. Ve bana geliyormuş. Güzel, içeriden saçma sapan bir şey yapmayı denedi. O yüzden spottan kaçabilme şansım oldu. Şu bıraktıkları Jen'i hemen ben ilerleteyim. Dwight, umarım ki salmazsın. Şu Jen'i bitirip en kötü trade'e gireceğim. Seni bırakmayacağım, merak etme. Dwight, bitiremedim. Oğlum bir alsanız mı adamı? Alo. Durun arkadaşlar, bunlar satacak gibi ya. Saçma sapan bir şey oldu da oğlum bizimkiler ya hiç asılmamışsınız. Trade işini hep de bana bırakmayın ama arkadaşlar. Yayın şey videoda olduğum halde trade atmaya çalışıyorum ya. Ya neyden bu kadar korkuyor olabilirsiniz ki? İkiniz de hiç asılmamışsınız. Biriniz hasar alsın, biriniz çeksin ya. Tek başıma trade atmaya çalışıyorum. Yani oyun camp mantığını engellemiş. Adam seni kancadan alırken grebleyemiyor. Ona rağmen kancadaki adamı alamadık. Vay yazıklar olsun lan bize, anasını satayım. Dwight'cim özür dilerim. Videoyu izliyorsan eğer. Ben diğer iki eşek seni almaya gelir diye düşündüm. O sırada Jen'i bitireyim dedim. Çünkü Jen'i yapan kimse olmadığına göre Dwight'ı almaya gittiler diye düşündüm. Baktım ki almıyorlar. Geleyim bir şeyler deneyeyim bari dedim. Olmadı o da. Kitledim maça. O buradan da kanlı kısmı kalacak. Direkt uzayım ben. Direkt uzayım. Direkt uzayım. Hayır. Ölme pahasına. Öldük amına. Oğlum hayır ya. Maç öyle bir gitti ki şu an. Değme. Fuck off. Fuck off. Daha da çıkamam o spottan. Mümkün değil bir daha öyle bir spottan çıkmam. Mümkün değil. Var ya öyle bir timing attım ki adama mind game denerken. Tek bir şansım vardı. Tek bir ihtimal vardı. KK aday olmasın. Lan dur, o değil. Onu nasıl tutturamadı lan? Gerilemesini durdurdum en kötü ihtimalle Jen'in. Şuna yapış ya. Allah sana da virüs bulaştı. Lan otur işte. Ana virüslü muamelesi yedik arkadaşlar. O kadar güzel sattın ki şu an, yani paleti diğer taraftan kırsa ölmüştüm biliyor musunuz? Bu sefer ölme pahasına mı? İyi direndik, iyi direndik. Kurban tarafında sonunda tryhard sağlam bir maç. Ölme lan, ölme lan. Oğlum o nasıl hitmiş? Arkadaşlar bu riski alıyorum. Siz beni satıyor olabilirsiniz ama ben şu an... Görüyor mu lan beni? Yok görüyor olsa gelir vurur ya, niye vurmasın değil mi? Oğlum strese bak. Kanlı kusmu bir bitse. Çok heyecanlı lan. Bitsin artık. Oğlum görmüyor baya. Ananı. Adamın haberi bile yok, bir şey diyeyim mi? Tamam güzel, kaldırdı onu. Bir şey diyeceğim, onlar şimdi orayla uğraşırken ben şu kapıyı açacağım. Yaralı olduğum için %9 daha hızlı açıyorum. Bu bana bir avantaj sağlayacak. Helal lan. Gitti bizimkiler, süper. 3 escape. Güzel, sağlam maçla bitirdik. Bak maçın sonu ne kadar akıllı, ne kadar güzel oynadılar. Ama Dwight konusunda fena sattılar ya. GG. Olan Dwight oldu harbiden, anasını satayım. Bu arada üstesinden gel perkünü çok beğendim. Hani böyle hasar alıp yakın spotta kalmak yerine çok 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 uzağa gidip katilin sizi bırakmasını sağlayabiliyorsunuz. Ya da uzak bir spota gittiğiniz için katile çok fazla zaman kaybettiriyorsunuz. Böylece daha safe bir spota atabiliyorsunuz kendinizi. Hoşuma gitti yani. Umarım video hoşunuza gitmiştir gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.